aydınlatma ile ilgili bir sıkıntı var. Bunun giderilmesi elbette hoş olur. Çünkü akşamları biraz orası sönük kalıyor. Çevresindeki düzenleme de yeniden gözden geçirilebilir. Ama heykelle ilgili ya da kentimizle ilgili sıkıntı sadece bu değil bana göre. Orada mesela çok ciddi sayıda ulusal manada turist alıyor, yerli turist alıyor o nokta. Dolayısıyla o objenin etrafında da onu anı olarak alıp saklayabilecek şeylerin satıldığı bir nokta olması lazım. Bu hem aidiyetle ilgili bir duygu da geliştirir. Çünkü alıyorsunuz onu, iş yerinize götürüyorsunuz, masanızın üstüne koyuyorsunuz. Alıyorsunuz, evinize götürüyorsunuz, magnet olarak dolabınızın üstüne yapıştırıyorsunuz. Hem kentimizle ilgili hem o Atatürk anıtıyla ilgili çok hoş bir reklam olur. Eğer çevresinde bu tür objeleri satan bir yer bulundurulursa. Malum biz Samsev olarak bu heykelin iki küçük boyunu yapıp imalatını ve satışını, dağıtımını yapıyoruz. Biz eğer o bölgenin sorumluluğu belediyedeyse ya da özel idaredeyse, neredeyse artık böyle bir yapılanmayı orada Samsev olarak gerçekleştirebileceğimizi de söylemek isterim. Göçmen problemimiz var biliyorsunuz. Bu göçmenlerimizi biz bir rehabilitasyona tabi tutmadan kentimize aldık, hayatımızın içine soktuk. Dolayısıyla bunlar yarın öbür gün bir sıkıntıya sebep olacaklar gibi görünüyor. Çünkü sayıları da hızla artıyor. Bu tür bir durumu engellemek adına bir rehabilitasyon programı mutlaka uygulanmadı. Yani bu şu anda bir tehlike arz etmiyor olabilir ama yarın öbür gün başka sıkıntıları konuşuyor olabiliriz. Hani ben bir kentli olarak, bir yurttaş olarak, bu kentin bir paydaşı olarak bu konuda da uyarımı yapmayı doğru buluyorum. Orada bir düzenleme yapılmalı, bir ışıklandırma yapılmalı, belki heykelin de bir bakımı yeniden gözden geçirilmeli.